Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma bad. Muhterem aziz cemaat, avalan bar. Barçalarımızı sıhhat salamatli bilen, Cuma günü de lider kuruşmalı bahtiga müşerref giyen Perverdigarımız Allah Subhanahu ve Taala'ya bugünlük mübarek Cuma günü de biz bendeler tarafından bir adet hamd-i sana ve şükürlerimiz bulsun. Hem de rahmetellil alemin bugün, Hatim-ül Enbiya, peygamberlerdi en songileri, iki alemnin sönmez kıyaşı bugün, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemge, Ükşünün alı ahli beytleri ve berçe sahabe-i kiramlarige biz ümmetlerden dualar, Perverdigarımızdan rahmet ve selamlar bulsun. İnşallah bugünkü sohbetimizin mevzusu İslam dini mutedil din. Abi, İslam dini her bir insanda şahsi hayatı ve cemiyette tinç tatu ve faravan hayat geçirişliği dünya ve ahiret saadetine yetişişi için hizmet kıladigan din eken. Bana şu yolda dinimizin özüge has farzları var. Asosları bor, qoidalari bor bo'lib, ana shular ichida dinda mu'tadil bo'lish ham muhim qoidalardandir. Mu'tadillik degani ishlarda o'rtacha yo'lni tutish degani. Juda chuqur ham kirib ketmas, juda uzoqlashib ham ketmas. O'rtachalikni mu'tadillik deydi. Dinda ham shunaqa yo'l tutishimizni Parvardigorimiz bizga buyurgan. Xo'p. Hemen işlerde orta yolda tutuş. Yani Peygamberimiz Aleyhisselam etkenleri de hayrul umuri al-satkha. Hemen işlerde orta çası yaşadılar. İmaret deyem, maşin emin iş deyem, toy mereke deyem, bana bu dini marasımlar, din işler deyem, orta çalıydı dinimiz targib kıyan. Huday-i Tebarek ve Teala İslam ümmetini başka ümmetler içi de orta ümmetli mahtede. Mu'tadil ümmet, ortaça ümmetli mahtadı. Yani en yakşı ümmet kıldı. Biz Müslümanlar adamlarda yakşılıkça çakıramız, yamanlıydan kaytaramız. Huday-i Teala meneşi kigen işimizi Kelam-ı Şerif'de mahtadı. Ali İmran Suresini 113. ayetinde merhamet kılıp eytedi ki Euzu billahi mineşşeytanirracim kuntum hayra ummetin uhricat linnas ta'muruna bil ma'ruf ve tenhauna anil munkar ve tu'minuna billah dedim. Adamlarga ma'lum bo'lgan ummatni eng yaxshi bo'ldilaring ey musulmonlar deb Xudo bizga xitob qildi. Ey musulmonlar, sizlar odam atodan chiqarilgan 124 ming payg'ambarning ummatini ichida eng yaxshisi sizlar. Muhammed Aleyhisselam'da ümmetleri en yakşı ümmet buldularındı. Bizi ümmetler içinde en yakşı adam ekenliğimizi Huda ilan kıldı. Bana şu ayeti bilen. Ve devamı da etti ki, Habnimi için biz başka ümmetlerden yakşı bezdigen saval tuğulmasligi için Allah Ta'ala devamı da etti ki, zira ki deyipti, siler emru maruf nehi münker kılesler. Başka ümmetlerde kılınmagen, ya ki kıptırıp kımey vargen, ya unut vargen, ama bizi ümmet 14 asırdır ki bana 1400 yıldan beri yurtumuzda din kegenden başlayıp amru marum nahi münker var. Bana şey hiç bu mesela her cümledeki maruza şu amru marum nahi münker degeni. Bana hazır cümleden maruzanı içtim. Yaşı keyfiyat bilen ketesler. Bana bu kemçiliğim var iken bunu yıkılış gereken de. Yani ki cuma geçe sekin esten çıkıştı başlaydı. Huda bekarge haptada cumanı farz kımadı. Bu tabi halde sekin uzaklaşken sari esten çıkadı. Bana indi esimizden çıkıp hatta akimilatörde zariyatı oturaydıgında zariyatke koygende kanarsa betteki mesela. Yani hali ki sona yetken narsanı küçü etirette yana betten cumadan azıka alıp ketiladı. 14 asırdan beri minberlerde, elhamdülillah, Arab diyarda bulsun, bizi diyarda, hayırda maçt bulsa, şedde amru marub bul yaptı. Ana şu işimizi Huda maktab, siler, yaşlılıklarının sebebi, hemme ümmetten, amru marub ve nehi münker barışlarında. Yani ulema bu meseken, köçede bir yaş beller,
bironta xatarli o'yinni qilayotgan bo'lsa to'xtatamiz-ku. Mana shu nahiy munkarda qilmam uni. Bironta jarohat olasan. Bu qaltis narsa deb qo'yamiz, yoki qo'shnimizga namozga chiqing. Namoz o'qisiz, Xudo rizqingizga baraka beradi, ishingiz yurishadi deb nasihat qilar. Mana buni amru ma'ruf deydi. İçeyetken bir Müslüman biraderimizi şunu kımadıp kaytarıştı, nahi münker dedi. Şu bardavan bugünlüğü için siler ey ümmet Muhammed, barşı ümmetlerdi işi de, ben için en afzal ümmet buldularındı. Bu da bizi maktadı. Bundan taşkarı, tu'minune billah deyipti, Allah'a iman keltiresler deyipti. Aslında Allah'a iman keltiri bugün biz. Tilimiz çıkkandı, 3-4 yaşta. Kalimani aytib o'lganmiz bu battagi Allohga iymon ham keltirasizlar degan jumladagi maqsad sizlar iymonlaringda sobit turasizlar deyapti Xudo. Boshlaringa qilish kelsa ham la ilaha illalloh Muhammadur Rasulullohdan kechmaysizlar. Ana shu jihatlardan sizlar ummatlarda eng afzali bo'ldilaring dedi. Osh Baqara surasini 143-chi oyatida Alloh taolo aytadiki أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا أي مسلمانlar شنيندك sizlarda yani musulmonlarda boshqa odamlarga yani boshqa ummatlarga guvoh bo'lishingiz va payg'ambarni sizlarga guvoh bo'lishi uchun o'rta ummat qilib yaratdik. Bu oyatdan chiqyapti ki biz qiyomat kunida o'sha 124 ming o'tgan ummatni tepasidan Allohning oldida guvohlik ham berar ekanmiz. Masalan Nuh qavmini zarariga, Hud alayhisalom, Solih alayhisalom, Musa alayhisalom, Iso hamma payg'ambarni qavmiga biz payg'ambarni qo'llab o'sha zamonda payg'ambarni Musa aytganlar, bular qilmagan. İsa aytganlar bular qilmagan deb guvohlik berar ekanmiz. Ular aytarkanki, sizlar bizdan keyin yashagan bo'lsalaring Muhammad alayhisalom vaqtida biz sizlardan 1000 yil, 5000 yil oldin yashagan bo'lsak, qattan olib sizlar bizni zararimizga guvohlik beryapsizlar desa, Alloh taolo bizga Qur'oni Karim degan muqaddas kitobini tushirdi. Shu kitobda ichida hammalaringiz qissalaringiz bor. Payg'ambarga qanaqangi isyon qilgansizlar, Xudoga qanaqangi shakkoklik qilgansizlar hammasini bayoni bor. Biz o'sha qo'limizdagi Qur'onni o'qiganmiz, tushunganmiz. Mana shunga ko'ra sizlarda ayblaringni biz tasdiqlayapmiz. Payg'ambar vazifasini bajargan, yetkizgan, ammo sizlar amal qilmagansizlar deb guvohlik berar ekanmiz. Mana bu ham bizning sharafimiz. Boshqa ummat bizga emas, biz boshqa ummatlarga tepasidan payg'ambarini qo'llab guvohlik berar ekanmiz. Ve bizi tepemizden Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam sizu bizge guvahlik vererekenler. Ana şunu için sizlerde orta ümmet kıldık. Yani cüdüyem aligi çukurket edigen, ya ki cüdüyem pasık kımadık. Şu fasık bilen düce çukurket var edigen de ortasındaki ümmet kıldık. Mutedel. Mana şu ayeti kerime dalaleti bilen İslam ümmeti afzal ümmet hesab denerken. Qur'oni Karimda dunyo va oxirat ishlarini birga olib borish haqida Parvardigorimiz shunday deb marhamat qiladi. Astaiz billah. Vattabi. Vattagi fima atakallohu daral oxirata va la tansa nasibaka minad dunyo. Alloh senga ato qilgan narsa bilan oxiratni istagin va dunyodan bo'lgan nasibingni ham unutmagin. Buni ma'nosi Alloh senga ato etgan narsa bilan oxiratni istagin. Ya'ni oxiratdagi ahvoling uchun savob olishlik uchun senga Xudo ato qilgandan ehson qilgin. Infoq qilgin oxirating uchun. Mana shu seni vazifang. Insongarchilik burching deyapti. Hamda dunyoda bo'lgan nasibingni unutmagin. O'zingga ham olib qolgin deyapti. Hammasini ihson qivori o'zing balachaqan och qolmasin. O'zingni ham o'ylagin, boshqalarni ham o'ylagin. Boshqalarni o'ylashing oxirating uchun senga zarur. Oxiratda elak ko'tarilganda o'sha elakning ichida seni zarrani misqolcha qilgan ihsoning ham elak bilan chiqadi suv debetiga.
havada uçup yürüyen zerrenin ağırlığıca sevabımızdan çetde kalmaydı. Bu da şuna kazat. Ya ki o şey zerrenin miktarıca günahımızdan çetde kalmaydı. Elbette müngeyim sorak biriniz. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hayatları hem mutedillikke esaslengen bugün o zat hiç kaçan ümmetlerini ağır meşakkatli ibadetlerge büyürmezdiler. Belki bazı emeller ümmetke fazbu kalıştan korkup o şey emellerini yaşırıp kılardılar. Mesela taravih namazını yaşırıp okurdular. Bir gün iki mescide çıkardılar, hem cemaat bulup gitip kaldı. Şimdi şimdi kayda var ki, Peygamber hayatları da şu nesi ammalaşıp, halka makul kibbası, farz degen hüküm çıkıp alışı var. Peygamber ümmetimge farz bulup basa, o gelmeye kalıp günahkar bu mescinde bir gün mescide okusla, bir gün hücrede oku geldiler. Kaçı yürü, bekini yürü oku geldiler, maksadları ümmetimge mendeki meşakkat bulup kalmasın. O şey vakte farz hükümleri sahabelerde nimasiga qarab tushirgan, ko'tarishiga qarab. Endi bu taravih ancha vaqt talab qiladi. Kuni bilan roza, charchaydi odam boshqa. Shuni farz qilmadi, sunnat qildi ana. Payg'ambarimizdan sunnatmi akada bo'lib qoldi. Hop. Payg'ambarimizning sunnatlari oson, yengil, mashaqqatsiz bajariladigan amallaridir. O zot alayhissalotu vassalom ummatlarini eng zayıf tabakalarını hem itibarga alıp durup yol tutganlar. Fakat sağlamlarda oylamaganlar. Hop, şu amalda cari kısam, ammaviyleştirip varsam, ano zayıf kallar kılaladı mı degen fikiren bugün. Şunu ortasına alıp durup, bana sünnatı bizge kaldırıp gitgenler. Başkası o şey yaşırıp kigen ibadetler, tahaccüd namazları, her günü keçesi 8 rekat namaz okurdular, hatimem koyardılar keçesi bilen. Kur'an'da şularda bekitip gelenlere ümmetke sünnet bulpasa, sünnet diyem kılıç gerekiyor. Günahkar bulpamasında zayıf kal, bimarlar diyem uylar, illacı barışı dinde bizge mutadil kılıp getirdiler. Huda'nın maksadı diyem şu özel. Şimdi zayıf taifelerden sağlam, kuş kuvvetke tolgenlerini, vazifelerini talep kımagenler. Mesela sağlam adam namazga sus bosa ürüşgenler, targ'ib qilganlar. Ama kasal adam cemaatga chiqmay qolsa mesela onu malomat qilmaganlar. Çünkü zayıf qol, bemor, istima olyapti. Hammasini payg'ambarimiz hisobga olganlar. Hadis şerifte İmam Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilgan hadislarida Peygamberimiz Aleyhisselam etediler ki inna dina yusrun ve la yushadda dina ahadun illa galabahum. Elbette İslam dini asanlık dinidir. Kimi ki İslam dini de çukur kitse din onu mağlup kıladı. Yenge koyadı dediler. Hallerine harap şıkılıyorlar. Yani adam özünü hadden artık kıynab farz ve sünnetlerden taşkarı taqatıdan artık ibadetlerge özünü özü mecburlese ahirde malallanıp o şey işte kımayam koyu kalırdı zirik biterken. Bir günü Amr ibn As raziyallahu anhu hemen bileydi o meşhur sahabe Halid ibn Valid'den ki İslam armiyasının kumandanı bugün bu kişi. 100,000 sahabanın askeri varsa bu, katta adam. Oğulları Abdullah'ta üylediler. 3-4 aykenden ki havaragani keseler, oğul yok iken, kelin üydeyken. Oğlum kale, senge makul buldu mu dediler. Münakhangi yakşı adamdı, koruma gelmen dedi, kelin. Nemesi yakşı iken oğlumuz ise, kündüz günü yıl ona koyu roze tutarken dedi. 365 gün bulsa, her günü roze tutarken. 365 gün keçesi okulamasından namaz okurken. Münakı takvadar adamını korumakken mendi. Kim oğullarını çakırıp münakı kime hatın diyem hakkı var. Bu bilen toşeydi açış gerek keç konu. İbadet kıyım meyle. Tündü yarımında, tündü yarımında demagin. Hatın yeni koyduğunu agin.
ro'zg'or ishlari bor. Kunduzi bilan ro'za tutsang, jinsiy aloqa qilib bo'lmaydi, ochilib ketadi. Kechasi bilan bomdodda azonagacha namozda tursang, qana qilib u bilan kelinni boshini silaysan? Bu noto'g'ri desalar, ya qilaveraman deydi. Keyin payg'ambarga arz qilgan ota. Keyin payg'ambar chiqarı, qani nimalar qilyapsan desa, kechasi bilan tonggacha uxlamay namoz o'qiyman. Yil 12 oy kunduzlar roza tutyapman deb maqtov eshitaman deb jarangdor qilyaptilar. Gapirgandan keyin sen noto'g'ri ish qilyapsan dedi. Bilib qo'y, hamma narsaning insonda haqqi bor, ko'zingni ham haqqi bor, uxlash kerak bu dedilar. Miya aqlni ham haqqi bor, bu dam olish kerak dedilar. Ayoq qo'llarni ham senda haqqi bor, kechqurun dam olish kerak yotib. O'zing qatta buyurdi? Kim men buyurdimmi senga shuni dedilar? Kim buyurdi senga? Nima o'zingcha bunaqa qilasan deb urushgan ekanlar. Mu'tadillikka olib kelib qo'ydilar haligi sahobani. Ma bunaqada qachon bu farzand ko'rasan, u kelin bilan bir to'shakda qachon yotasan? Bu Alloh amr qilgan nikohdir. Bunaqa qilmagin. Va juda taqvodor bo'lsang, Davudni ro'zasidan tutgin. Davud alayhissalom bir kun tutib, bir kun ochar ekanlar. Shunaqa qilib tutgin-chi bu masalalar. Qur'onni qanchada xatm qilasan? 3 kun dedi. 3 kunda xatm qilaman dedi. Yo'q, 15 kunda xatm qildi. Allohning rasuli, men Qur'onga juda ochman. Juda harisman dedi. Masalan, bir hafta bo'lsin dedi. 3 kunda bu og'irlik qiladi. Bir haftada xatm qilgin deb nimaga mu'tadillik nimasiga sop qo'ydilar. Dinimiz shunaqa. Bir xil yoshlarimiz kecha o'zi har ko'chada yurgan bir yaxshi odamga ro'para bo'lib namozxon bo'lib qolgandan keyin hamma yoqda unutib yuboradiganlar ham bor-da. Ro'zg'orga qaramaydi. Namoz o'qiveraman dedi, savobi ko'pagan dedi, har kuni roza tutaman dedi, bu bo'lmaydi. Dinimiz bunga buyurmagan. Mana Rasululloh qanaqa qilishdi? Rasa men zo'r taqvodorman. Har kuni roza tutmasam o'lib qolaman deydigan odam hech bo'lmasa Davud alayhissalom ro'zasidan. Eng yaxshisi payg'ambarimizning ro'zalari. Payg'ambar Ramazon ro'zasidan tashqari dushanba, payshanbini odat qilganlar. Mana kimcha taqvodor bo'lsa, payshanba, nima? Dushanba. Suni tutsa payg'ambarimizning sunnatlarini qilib savob oladi. Mana shular chegara bizga. Namozlar ham shu. Bezib qolmanglar. Ko'p namoz o'qib olib, keyin dangasa bo'lib tashabon voryapti bir xilgilar. Keyin shuni odat qilib, batta to'rtta bala bor, xotiningiz bor, bir xilgilar tashab ketib voryapti qaqlar yadi. Falonchini xizmatini qilaman deb. U bo'lmaydi, bu ballarning xizmatini qilish kerak. Bizdan bino bo'lganmi shular? Xotin biznikimi? Biz qarashimiz kerak. Qorniga, ustiga, tarbiyasiga. Xo'p. Islom mu'tadillikni ziddi bo'lgan haddan oshish, dinda g'uluvga ketish, chuqur ketish degani. Mana shu narsani islom dini keskin qoralaydi. Bugungi kunda terror atamasi paydo bo'lganiga 25 yildan oshdi. 90-nechinchi yildan boshlandi islom so'ziga terrorni qo'shib aytish boshlandi. Aslida islom terrorni teskari ma'nosini beradi. Terror qo'rqitish, zo'rlash, majburlashni terror dedi, kuch ishlatishdi. Islom nima? Salomatlikdan olingan so'z, tinchlik, salomatlikni targ'ib qiladi. Bir-biriga teskari narsani bir-biriga yopishtirib qo'yishdi. Islom terroristlari, islom ekstremistlari, nima bo'lsa shu jicha to'rtta soqoli bo'lsa bo'ldi, islomga taqordi. Natijada islom dinidan qo'rqib qoldi odamlar. Yevropada shunaqa targ'ibotlar bo'ldi. Islom terrorizmi durdi. Yevropaning oddiy aholisi bitta musulmon bog'da skameykada o'tirgan bo'lsa, o'shaning yoniga o'tirmaydigan bo'lib qoldi. Bu terrorist cho'ntagida bomba bo'lsa, portlatib yuboradigan aqidaga olib kelib qo'yildi. Noto'g'ri ish bo'ldi mana shu. Islom hech qachon terrorist emas. Islom terrorga qarshi. Qonun qoidasini bilmagan odamlar namozxon ekan dedi. Hali protokol tuzatganda namoz o'qiysanmi dedi. Ha, desa namozxon ekan, terrorist deb yozib qo'yaveradi hali ishiga. Bu bunaqa bo'lmaydi. Bu dinimizni o'zimiz nomini xunuk qilib turganimizdan keyin boshqalar nima qiladi Yevropadagilar? Bunaqa bo'lmaslik kerak. Xo'p, mana endi terror atomasi paydo bo'lganiga 25 yildan oshdi. Islom dini 15 asrdirki insonlarni qo'rqitish, ana shu terror qo'rqitish degani.
begunoh odamlarni o'ldirish, mana shu ham terror. Birovga azor berishdan qaytaradi. Terror dastidan ming-minglab odamlar halok bo'lyapti. Millionlab zamindoshlarimiz o'zlarini uyidan, vatanidan chiqib ketishga majbur bo'lib, sarson sarkardon bo'lib yuribdi. Minglab bolalar ta'lim olish huquqidan mahrum bo'lyapti. İslom diniga ekstremizm yo terrorizm mutlaqo begona narsa bu. Chunki dinimizning asoslaridan bittasi mu'min musulmon boshqa odamga qo'li bilan ham tili bilan ham azor bermaslik. Hadis bormi? Ha? Musulmon deb kim aytadi deganda bir kishi so'raganda al muslimu man salim al muslimuna min lisanihi va yadihi dedilar. Haqiqiy musulmon deb qo'lidan, tilidan boshqaga azor yetmaydigan odamni musulmon deb ataladi dedilar. Mana bizning musulmonchilik bunaqa deb turibdi. Qanday qilib terrorist bo'ladi musulmon? Bo'lishi mumkin deb ikkita namozxon ahli pastroq odam bir narsaga qo'l urgan bo'lishi mumkin. Uni butun boshli dinga yopishtirilmaydi. Islom degan muqaddas so'zga uni yopishtirishlik bo'lmaydi. O'sha balani o'zi xristianda ham bor terrorist. Yahudiyda ham bor terrorist. Buddistlarda ham bor, hammada bor. Boshqa dindagilar qilsa, nasori terrorist demaydi. Yahudlar terrorizmi demaydi. Bizi İslam'a kegende İslam terörizmi bu paladı. Bu ne kadar olmayı? Bu özümüzü üstümüzden külüş buladı. Şu gapti gapir etkenlere Müslüman'dı belası. Atar babası namazhan otken, belki imam otken bazıları. Öyle bir gapir iş geri. Özümüzü, dinimizi özümüz hımaya kılmasak, kim hımaya kıladı? Üstümüzden külüyor tuttum onu. Avrupa'dakiler. Hop. Demek İslom diniga ekstremizm degan, terrorizm degan so'z mutlaqo yo'q. Buni chiqarib tashlash kerak. Atan nimadan? Urfdan. Chunki dinimizning asoslaridan biri musulmon odam qo'li bilan ham, tili bilan ham boshqaga azor bermaslikni targ'ib qiladi. Ekstremizm, terrorizm bo'lsa, boshqalarga zo'ravonlik qilish, qo'rqitish, azor berishdir. Bu bo'lsa zulmdan boshqa narsa emasdir. Payg'ambar alayhisalom atadilar la yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman. Hech bir musulmon boshqa musulmonni qo'rqitishi halol emasdir dedilar. U o'ldirish haqida tursin, qo'rqitish harom ekan. O'ldirishga ertakunda harom. Shundan kelib aytmoqchimanki, muhtaram jamoat, mana qancha o'zlaring guvohsizlar ko'p gapirdi keyingi paytda. Mana bu Suriyaga borib jang qilayotgan yoshlarimizni. Bularga nima bo'lganki, biz bularni yoshida ancha aqlli edik. Otamiz, onamiz yo bitta mahallamizni domlasi, mana ish gunoh bo'ladi, qilmang ukatsa, qilmas edik. Bularga oyat bilan mana shu yerda turib necha marta guvohlar, hadis bilan musulmon musulmonni o'ldirishi harom deb aytayapmiz. Musulmonni musulmonga qoni harom, moli harom, obrusini to'kishli harom deb qayta-qayta aytayapmiz u. Shaytan avara bo'lib Suriyaga borib musulmon o'ldirgani boryapti. U tomon ham musulmon aslida. Bu ham musulmon, kofir demaymiz. U tomon ham musulmon. Bir-birini o'ldirishni hech qachon jihod deyilmaydi. Jihod deb nomlayapti, jihod emas. Jihodni masalasi juda katta masala. Bular o'qimaydi-da, shu kitoblar o'qimaydi. Bitta o'sha buzg'unchi qotakoni aytsa bo'ldi, jihod ekan deb ketyapti. Natijada bizi O'zbekistonda balalari o'lib ketdi ko'proq, yoshlarimiz. Tojikiston, Qirg'iziston ko'proq manshetdan o'ldi. Nima bo'ldiki bu yoshlarimizga? Bizga ishonmaydi. O'sha yaramas bularni targ'ib qiladigan kattalari, domlalari bizi hozir xizmat turgan, jon kuydirib turgan domlalarni saroy mullalari deb laqab qo'yib qo'ygan. Buni manatiga kirgizgan ularni. Hargiz bularni gapiga quloq solma. Bular Alloh yo'lida gapirmaydi. Bular anaqdan kelgan topshiriqni bajaradi deydi. Topshiriq bajaramiz, idoramizniki deb bajaramiz. Chunki biz dini idora tizimida ishlaymiz. Mufti mana bunday deydilar, bu juma mana bunday aytinglar. Mana u muammo ko'payib ketyapsa, uni bajarish vojib bizga. Biz boshqalar bilan muloqotda emasmiz. Davlatning idorasida o'tirganimiz yo'q biz. Davlatning millasi deydi. Ha, hamma qo'lidan kelgancha harakat qilyapti. Bular atayna bizni yomon ko'rsatish uchun, ha, yoshlar bizga ergashmaslik uchun shunaqa deb miyasiga quydi. Mana Hazrat Ali'ning o'limini oling. Payg'ambar 10 ta jannatidan bittasi Ali deb turibdilar.
cennetki kirişleri geçe atı bulingen zatı kafirge çıkardı da meneşi Toyipeler. Uşa menebe hazırgi davetçiler, uşa Ali'nin zamandaki havaricilerde devamsı biler. Bular da üslubu bilip koyuyla, sırrını ayteyim ben sizlerge. Mesela bitti adamda yok ki mahçup olsa, ne kadar agitasyonu başlaydı uşa imamge. Yamanlığa uğradı, yamanlığa bir testte işlenmez. Abdülhamid İslam'la yakışı deyiz, sohbetini işken ben deyiz. İkincisi de hem işlenmez, üçüncüsü de. Bular diyem ki hafı da can barış kiliydi, uyulab kalas. Beşinci, altıncı, yedinci yamanlaştakin halk yaman korup kaladı. Hazreti Ali'ni yaman korup kaladı. Uzlarını koşunun içi de hizmet kıyan. Muayya bilen bugün cengide esasen havariciler hımaya kıyan Hazreti Ali'ni. Hemen yok bugünden ki sen kapırsan de Türkler'e. Uşa bülerde tepesinde başlanışı fitneni Abdullah ibn Sabah adıgan Yahudi şu cemaatı tüzgen. Hazreti Osman'da öldürttürgenem uşa Abdullah ibn Sabah o korunmaydı. O agitator. Cenge kirmaydı, miyasını çalgıtıp havaricilerdi. Ali için canını verdiğin adamda Ali'ni öldürttürvardı da. Şu Osman raziyallahu anh'ını öldürgenem şu. Hazreti Ali'nin katili şu. Bu öldürmeganı öldürüşge adamla tayarlayan, ongini zaharlayan. Keçegini Ali için bana şimdi koksunu kılıçge tutgan adamla Ali'nin başını çoğutturup da. Bular hazırgiler bana şu Suriye'mi, Türkiye'mi katta durup tavat kılı yaptı ya. Saray millerleri, İşan Beyler, Vakakeli'yle bana savabman etti. Müslümanlardı, kapırlar öldürü yaptı dedi. Müslüman, Müslüman da öldürü yaptı hatta fitne. Hiç kaçan bu Müslüman bilen Müslüman'da uruşunu cihat değil miydi? Ne deyilerdi ise fitne deyilerdi. Şeytandı kapı gekirken ikele tarafa. Şeytandı vasvasası ki üçgenler bile. Şuna kadar cahilerde yaşlar bana oturuslar, barmıyorlar. Savab yok, kayıtta günahkar bu, ulup gitesler. Ya ula da etki bari, ya kamala da. O Suriye'nin milisası üçgesiyem, kamala buldur var adı. Kayıt kese bizikiyem şeydi bitti. Başka yol yok sizlerge. Şunun için ata analarını öyleyle. Yaş hatınlarını öyleyle. İktidardan kemide belalarını bu sekere. Bunlarda terbiyesini öyleyle. Ahmakana bu bir tasır, tayı yok. Nasabını hem tayini yok. Davetçilerde gepeke kırıp canınızı kurban kımın. Kaçan cihat kılamız? Uzbekistan'da kafir memleketten hücum bulsa, bana elhamdülillah birinci uzun çıkamam bana. Bana bunu cihat dedi. Vatan için, arkamda durgan karı ata anamı himayesi için, hatınım, kızım, balalarım, nevaralarımı himayesi için, yaşayıp durgan zeminim için, yaşayıp durgan 550 havlu mani vatanım, bana şunlarda himaye kılış için, memlekette müdafası için çıkmasak hemimiz günahkar bulamız. Cihat da buna etedi. Hiç kaçan başka memlekette muammasıya bağırıp aralaşıp, Ette Müslüman'da atışta cihad değil miydi? Fitne değil adı. Gözümüzü katta açıydı. Bu yaramazlar başka çet elde gibi mahfi hizmetlerde adamları tege. Katta maaşlar aladı. Ben eslerinde olsa bir yarım yıl aldım, müracaat kıldım. İnternetge çıkıp şu yaramazlarge atını attım. Şimdi ben de etmeyeyim ama öyle. Siyasetge doğru gemiydi. O palancı palancı palancılar dedim. Bizi yaşlardı, Suriye'ye ürüşge çakır etkendiler. Eğer şu davayın rast bulsa, ne mi uzun ürüşmeysen dedim. Sünnet, sünnet de Osman'dan gelesen, peygamberde sünneti cenge kirişti. 70 madde ürüş buldu. Peygamber hayatı da. 70'de cenge buldu, 27 tasda askerge başlık bulup, aldığı sebepte cenge kirgenler. Bana en yarkın namuna Uhud gazata. Peygamber 14 kişinin içi de himayede durup 74'den cerahat ağırlar. Hani bu dehşetli ürüştü yani de. Uşa uğradı yarıp kırıp ürgen de deyzelerdi. Keman ok tekken, balta tekken, taş yargen çişlerdi sindirip. Meneşilerde ettim de bana peygamber şuna kakı geldi. Senle bize Özbekistan'da belalarından çakırıp Kırgız varıp ne mi uzun bir şekilde oturasın? Ha, avtomatta alıp birinci katarda başla uşalardı. Yaralangin şimdi mesela Kore'lik, kim senge işanlilik? Ne demek bu nakı kılıyorsunlar? Hudadan korkmaysanlar mı? Her bitti ölgen canında cevabını soruyordu Huda bana şu davetçilerle. Her bir farzandlarımızı şöyle öldürüyordu. Yani şimdi ben hazır, anı kolumda hüccet yok.
odamlarning gapida endi bular maosh oladi deydi. Bitta odamni Qo'qondan chaqirib Suriyaga kirgizib yuborganiga ancha pul berar ekan da'vatiga. O'lsa o'lganiga ham pul olar ekan yaramaslar. Bu nodon bizi yoshlar o'shalarga xizmat qilgan ketyapti. Otangni xizmatini qil, onangni xizmatini qil. Opoqing bo'lsa oyog'ini yuvib toratini qildirib xizmatini qil. Xotiningga qara, balangga qara, o'qitgin, yaxshi odamlar bo'lsin kelajakda. Mana bu zarur hozir bizga. Fitna o'shaning uchun iltimos yoshlar bu haqida ko'p gapirdik-ku, lekin mana bu bugungi mavzu mu'tadillikka kelyapti. Sizlarning ishlaring mu'tadillik emas, tajovuz, chuqur ketish, g'uluvga ketyapti. G'uluvga ketganidan musulmonni kofir deyapti. Musulmon imomlarni bular kofir deyapti bizni masalan-da. Mana shu g'uluvga ketish bo'ladimi? Hazrati Ali'ni ham kofir deganda shu toifa. Oxiri o'ldirdi boshini edi. Ular uzoqni ko'zlab reja bilan ish qiladi. Birinchi bilingki mana shu g'avg'a Suriya urushidan boshlandi. Mana shu muammo yoshlarimizni borib o'sha yerda yo'qib ketishi. Hazrati Ali'ni yomonlagandaqa bizga tosh otdi bular. Bular yo'lda ulgan o'sha qo'shtirnoqli mullalar. Yomon ko'rsatib ishonmaydigan qilib qo'ydi yoshlarni bizga. Bironta yoshlarimiz aytmaydiki, taqsir, da'vatingizni eshitib keldim mana oldingizga. Xo'p, men ertaga urushga kirar ekanman. Siz ham men bilan kiring demakda. Yoki Rasululloh 20 marta shaxsan o'zlari askarni boshlab kirgan maydonga. Siz nimaga bizni boshlab kirmaysiz degan savolga aqli yetmaydi. Shular ketaveradi. Qushxonaga atalgan qo'yga o'xshab to'g'ri ketyapti o'sha yerga. Bu musulmon odam hushyor bo'lish kerak. Salpat farosatli bo'lish kerak. U kim? Umringda ko'rmagansan o'sha nusxani. Telefonda ko'rib ish qo'yib qoldi, ketib o'lyapti. Batta ota-onasi tergov boradi, so'roq, savol ishni ko'paytirib bularga ham tashvishga qo'yib, aka-ukasi bor, apasini bor, hamma buni orqasidan bezovta. Balalar yetim, xotin cho'ri bo'lib qoldi endi. Beva bo'lib. Xudo saqlasin shunaqalardan. Shu mana shu atgan gaplarimi mana Ilhomjon aka sizga o'xshagan mahalla millalari bor. Mahallada o'tirishlarda ham gapiringlar. Ko'p odam beparvo farzandlariga. Nima ketvoryapti? Hozir ham davom etyapti. Shu kunlarda mana da'vat qilyapman. Ertaga yana bittasi ketaveradi. Kimidir balasida qaysi birimiz ehtiyot qilaylik. Batta mana aytyapti la yahillu li muslimin an yurabiya musliman. Hech bir musulmon boshqa musulmonni qo'rqitishi halol emas, qon to'kishda tursin. Boshqa bir hadisda sahobalardan bittalari Nabiy alayhisolamning oldilariga kelib, "Ey Allohning rasuli, qaysi musulmon afzal salanadi?" deganida, "Al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi va yadihi wal muhajiru man hajara manaha Allohu anhu." Ey Allohning rasuli, eng afzal musulmon qaysi deganda javob shu bo'ldi. Haqiqiy eng yaxshi musulmon dedilar. Musulmonlar uni tili va qo'lidan salomat bo'lgan odamdir. Hech kimga so'kmaydi ham, urmaydi ham. Ana shu haqiqiy musulmon. Endi haqiqiy muhojir dedilar. Muhojir bular hijrat deb ketyapti hozir, Suriyaga. Hijrat emas bu. Mana hijratni ko'rib oling. Val muhojiru deyaptilar. Haqiqiy muhojir Alloh taolo qaytargan narsalardan o'zini tiygan odamdir. Bitta yomon qilig'i bor edi. Bir odam tushuntirdi, aroq ichma dedi. Gunoh harom dedi. Ana shundan qaytargan odam muhojir bo'ladi. Nafsini yenggan bo'ladi. Mana men Suriyaga borma, fitna deyapman-a. Bormoqchi bo'lib turdi. Shu gapni eshitgandan keyin shu shashtidan qaytib, ota-onamni xizmatini qilganim ming marta yaxshi ekan deb undan bunga qaytsa, ana shuni otini muhojir deydi. Hijrat mana shu. Hijrat yomon ishlardan qaytishdi, hijrat deydi. Bu payg'ambarda hijrati o'lim ro'para bo'lganda bo'lgan. Abadda o'lim yo'q-ku bularga. Hech kim bir-birini o'ldirayotgan yo'q, majbur qilib o'zi xohlab shuni ketyapti. Hijrat qachon farz bo'ladi? O'ldirishgacha keldi, ogohlantirdi, do'q qildi, uyizga keldi, o'qib yuboraman, bu qilib yuboraman deyapti, hijrat qilmay turasiz. Oxiri bir kishi kelyaptiki, bugun mana shu sanga qarshi odamlarni suhbatini eshitib qoldim, kechqurun o'ldiramiz deyapti sana. Rejalashtiryapti desa, ana shunda hijrat farz bo'ladi.
o'shanda payg'ambarda shuna bo'ldi-da. Jabroil alayhissalom keldilar, bugun har kungi yotadigan to'shagingizda yotmang. Bugun kechqurun Qurayshlar sizi o'ldiradi. 100 ta yigitni tayyorladi, majlis bo'ldi. Sizi o'ldirishga qaror qildi. Xudo amr qildi, Madinaga ko'chmasiz bo'lmaydi degandan keyin ketdilar. O'shanda ham ketayotganda Safo tepaligiga turib, Safo tog'ida yig'ladilar. Ey Makka shahrim, kindik to'kil, qonim to'kilgan shahrim. Sanday o'stim, ulg'aydim. Mana yoshim 53 ga borib qoldi. O'zimga qolsa bir zum sandan ajragim kelmayapti-yu, lekin Alloh amr qilgani uchun majbur ketyapman deb xayrlashib Makka bilan ko'zda yosh bilan ketganlar. Mana buni hijrat deydi. Bizda shunaqa xavf yo'q-ku. Hatto Jabroil kelib bugun keting degandaqa bitta og'aynimiz kelib ketbetdan o'ldiraman deyapti falonchilar degan yo'q-ku. Nima qilamiz hijrat qilib? Tinchgina issiq uyimizda ota-onamizning xizmatlarini qilib, duolarini olib, balalarimizni o'qitib, tarbiya qilib yurganimiz o'shandan ming marta yaxshi. Gadoyga o'xshatdi, sarson bo'lib, xor bo'lib o'lib ketadi. Bir xili o'sha chaqirgan odamni ko'rmaydi ham. Borishi bilan lagerga qo'yib, 2 hafta treningga qildiradi, o'q otishdi. Ertasiga da uyqusga kirdi dedi. Tamam, o'lib ketyapti. O'shanaqa bo'lmaydi. Bu juda katta tema edi, muhtaram jamoat. Odamlar bugun havo sovuq, tashqarida sovqatib qolishmasin. Sohbatimizni shatta to'xtatib, joyga kelsa yana davomini eshitiramiz. Bugunga shu kifoya qiladi inshaalloh. Ko'zlaringni ochinglar, kattalar nasihat qilinglar, xushyor bo'linglar balalarga. Yoshlar kattalarga inobat qilinglar. Imomlarimiz xudoga shukr yaxshi. Mana eng imomlarda ichida yomoni men bo'lsam, qolgani mendan yaxshi. Ularni hurmat qilinglar, gapiga quloq solinglar. Men imom sifatida hech qachon sizlarga jabr yetishini xohlamayman. O'zlaringizga ham, farzandlaringizga ham tikon kirmasin deymiz. Bizning vazifamiz shu. Xalqni tinchlikka, aqllikka, birlikka chaqiramiz. Bizning vazifa shu. Bo'linishdan qaytaramiz. Bo'linmanglar firqalarga. Abu Hanifa imom azam mazhabiga birlashaylik, ixtilof qilmaylik. Shunda biz g'alaba qilamiz. Shunda o'sha Amir Temurdi zamonlardaqa mana bu nima deydi? Usmon imperator zamonidaqa musulmonlar keyin quvvatga kirib, bemalol biz ham dunyoga gapiradigan gapirimizni o'xmay gapiradigan bo'lamiz. Uning uchun birlik kerak. Birlikda eng zo'r yo'li Abu Hanifa imomi azam mazhabiga hammamiz birlashib, mana bu yerdagi shaytonni shartta chiqarib tashab, o'sha ota bobom yo'lgandir, to'g'ri ekan. Mana domlalar har juma oyat hadis bilan isbotlayapti. Hayotda bu domlalarni ko'rganman, bilaman, birontasidan bir ayib qiladigan xoinlik, sotqinlik, birovga bir xiyonat ko'rmaganman. Shu domlalarga ergashmasam kimga ergashaman? Xoinlik qilgan bo'laman, gunohkor bo'laman, noshukrlik qilgan bo'laman degan fikrni bir xayolimizdan o'tkazaylik. Alloh subhanahu va taolo İlohim bugungi mavzuni hammalarimizga ta'sirli qilsin. Haliyam mana shu adashib o'sha yoqqa ketayotgan yoshlarimizni Alloh taolo o'zi muhofaza qilsin. İlohim shu yo'ldan o'zi qaytarsin. Xudo qaytarmasa meni 1000 ta ma'ruzam qaytaralmaydi. Avvalo Parvardigor o'zing rahming kelsin bularga. Bu fikr hayollarni yaxshi tomonga burgun, ota-onalarining xizmatini qilib duolarini olg'osinlar. Parvardigori olam mamlakatdagi tinchlik doim barqaror bo'lsin. Yomon ko'zlardan vatanimizni ham, o'zimizni ham panohingda asragin. Allohumma solli va sallim va borik alayhi bir rahmat.